Merhaba arkadaşlar. Bugün size sivilcelerden nasıl kalıcı şekilde kurtulacağınızı anlatacağım. Hazır mısınız? Eğer oturuyorsanız lütfen not alın. Görselde sivilcenin anatomisini görüyorsunuz. Şimdi neler olduğu hakkında konuşalım. Şimdi burada ufak bir tepelenme var. Altındaki boşluk sıvı, şişlik veya bunların dışında bir şeylerle dolu olabilir. Genellikle yüzeyinde kızarıklar oluşur. Yüzünüzde, sırtınızda veya vücudunuzun herhangi bir yerinde oluşabilir. Bu bilinmeyenin birden fazla parçası vardır. İlk olarak yüksek miktarda androjene sahibizdir. Androjen erkeklik hormonudur ve ergenlik döneminde androjende aşırı artış oluşur. Bu ter bezlerinizin fazla üretilmesine sebep olur. Bunlara yağ bezleri denir. Bunu bilmenize gerçekte gerek yok ama yağ bezleri ter bezlerinin gösterdiğim androjen hormonu nedeniyle büyümesiyle oluşur. Bunun başka sebepleri de vardır. Birazdan bahsedeceğim ama asıl anlatmak istediğim androjen arttığında ter bezleri büyümeye başlar. Daha fazla yağ üretmeye başlarsınız ve bu yağlara sebum denir. Sebum, cilt ısısını dengeleyerek cildin kurumasını engelleme ve cildin yağlanmasını sağlamak için vardır. Ayrıca bundan başka fonksiyonları da vardır. Sadece bu bezlerin büyümesi değil, ayrıca daha çok hücrenin yıkımına da sebep olur. Bölgede daha çok ölü hücre oluşur ve bunlar da gözenekleri kapatır. Bunlar iltihaplanır, siyah nokta ve beyaz noktalar oluştururlar. Bu hormon yüzünden birçok şey gerçekleşir. Bu çeşitli etmenler yüzünden iltihaplanırsınız. Bu yüzden sivilceler kırmızı ve hassastır. Aslında olan şudur. Derinizde yaşayan ve bu yağ ile beslenen bir mikrop bir bakteri vardır. Siz ona daha çok besin sağladığınızda gelişmeye ve aşırı büyümeye başlar. Bu bakterinin aşırı büyümesi propiyonik asit olarak adlandırılan bir yan etki oluşturur. Bu propiyonik asit vücudunuza kokusunu verir. Bu asitten İsviçre peynirinde aşırı miktarda vardır. Basitçe, itihap yapan daha fazla bakteriyi daha fazla besliyoruz. Bu, birçok insanın cildini iyileştirmek için doktordan antibiyotik istemesinin sebebidir. Bu sadece buzdağının görünen yüzüdür. Problem bir süre sonra ya yeniden oluşmaya başlar ya da antibiyotik direnci oluşturmaya başlarsınız ve artık daha büyük bir probleminiz oluşur. Bu en iyi ve uzun vadeli bir çözüm değildir. Alternatif olarak vitamin A seçeneğine sahibiz. Daha önce akutein veya benzeri ilaçları duymuş muydunuz? Tahminimce 2009 yılında piyasadan kaldırıldı. Çünkü bu sentetik vitamin A olan üründe birçok yan etki gözlemleniyordu. Buna rağmen belirli sivilce türüne sahip insanlarda etkili olmuştur. Çünkü A vitamini ter bezlerinin ve yağ bezlerinin kontrolünde ve büyümesinin engellenmesinde önemli rol oynar. Gerçekten de bu bezlerin ve yağ üretiminin dengelenmesine yardımcı olur. Ayrıca ciltle ilgili birçok faydalı şey yapar. Onu sağlıklı tutar, yumuşak tutar. Cildin birçok fonksiyonu ile yakından ilgilidir. Bu vitamine ilave olarak vitamin E de yaraların iyileşmesi için oldukça önemlidir. Eğer E vitamini ne eksikliğiniz varsa sivilcelerden sonra cildinizde kabarcıklar ve yaralar oluşur. Ayrıca E vitamini dengeli bir hormon profili oluşmasında oldukça önemli rol oynar. Yani özetle yüksek antrojen var, bakteri var, A vitamini yetersizliği var, E vitamini yetersizliği var, İltihap var, yaralar var. Peki bununla ilgili ne yapabiliriz? İlk olarak antrojeni nasıl azaltabiliriz? Tahmin edin bakalım antrojenleri ne tetikliyor? Tabii ki insülin. PCOS olarak adlandırılan polikistik yumurtalık sendromunu hiç duydunuz mu bilmiyorum. Bu kadınlarda androjenin artması sonucu yüzde sivilce ile kıllar oluşması ve sesin kalınlaşması durumudur. Antijenleriniz insülin nedeniyle artar. Bunun çözümü buraya bakın. Antijeni takip ederek insülinin normal düzeyde olduğundan emin olmaktır. Bunu nasıl mı başarabilirsiniz? Sağlıklı bir ketojenik diyet yaparak karbonhidratları azaltmak antrojenin dengelenmesine yeteri kadar yardımcı olur. Düşük insülin ve düşük stres. Stres antijenleri aktive eder. İkinci olarak bakteri ile nasıl baş edeceğiz? Bakteriler şeker üzerinde yaşarlar. Eğer bir keto diyeti uygular ve şekeri keserseniz bu bakteriler açlıktan ölecektir. Size ayrı ayrıca hiçbir yan etkisi olmayan gerçek bir antibiyotik tavsiye edeceğim. Karanfil ve biberiye bizim harika doğal antibakteriyel otlarımızdır. Bir sonraki A vitaminidir. Buna nasıl mı ulaşırız? Daha çok yumurta sarısı ve morina balığı karaciğeri yağı tüketmeye başlayın. Düşük yağlı bir diyete başlamayın. Bu size yardımcı olmaz. Karbonhidratı azaltacağız ve yağı arttıracağız. Yumurta sarısı ve morina balığı karaciğeri yağı tükettiğinizden emin olun. Bu size ter ve yağ bezlerinizi düzende tutacak A vitamini sağlayacaktır. Dördüncü şey, irtihaplar için ne yapacağız? Yapacağımız şey, sağlıklı keto diyeti ile aralıklı orucun bir kombinasyonu. Yumurta sarısı ve morina balığı karaciğeri yağı ile yapılan bir aralıklı oruç. Bu size bu sivilcelerle mücadelede gerçekten çok yardımcı olacaktır. Aralıklı oruç yaptığınızda vücudunuzdaki iltihap tüm bölgelerde çok hızlı şekilde azalır. Yakında bununla ilgili bir video ekleyeceğim. Kanalımıza yeni abone olduysanız bu video size baya faydalı olacaktır. Bu sadece cildinizde değil, vücudunuzun tamamında ve sağlığınızda ciddi bir düzelme hissedeceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.